Efendilik'te 11. haftanın değerlendirmesinde karşınızdayız. Yanımda gözlemci arkadaşlarımın hiçbiri yok. Samet Karabulut var, yardımcı hakemlerimizden, ligimizin göz bebeklerinden. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Vallahi bu akşam herhalde zor oldu biraz, özellikle ilk maç. Evet, ilk maç bayağı bir yağmur yağdı. Diğer maçlar yine dindi, güzeldi falan ama ilk maç yağmur biraz zorladı. Geçen hafta yine bir yardımcı hakem arkadaşımız Berkay'ı ağırlamıştık burada. Bu hafta da Samet'le birlikteyiz. Samet'i uzun zamandır biz Efendilik'te görmüyorduk. Biraz ara vermişti kendince. Neden uzak kaldın bizden bu kadar? Ya bizim okulun biraz saçma bir sınav sistemi var. Sınavları yaymışlar 3 haftaya. Öyle olunca bir 3 hafta vermek zorunda kaldım. İşte bugün döndüm. Mutluyum yine döndüğüm için. Bizler de seni burada gördüğümüz için mutluyuz. Ben biraz sana kendine yönelik sorular soracağım. Samet Karabulut kimdir? Nerede okuyor? Şimdi ne iş yapardan geçtik? Nerede okuyora geldik? Nerede okuyor? Hakemlikle nasıl tanıştı? Bunları bir sırayla alalım senden. Ben aslen Muğla'lıyım. Ailem hep Muğla'lı. İstanbul Üniversitesi için geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. İkinci sınıfım bu sene. Hakemlikle ilk geldiğim sene sınıf arkadaşım Halil Hoca'nın yanında hakemlik yapıyordu, yardımcı hakemlik yapıyordu. O yapmak ister misin gibi bir soru yöneltti bana. Ben de denerim, gelirim diye başladım. İşte 2 seneyi doldurdum, 3. senenin içine girdim. Uzun bir süreç oldu aslında baktığımız zaman. Mutluyum, birçok güzel anı biriktirdim burada. Çok güzel insanlarla tanıştım. Yani Efendilik hayatımda güzel bir yer kaplamaya başladı. Efendilikten ziyade hakemlikte bir profesyonellik düşünüyor musun? Hani buraya geldin, öncesinde sanırım hani hakemlik yapmayı düşünür müsün diye başlayıp daha sonrasında bu artık böyle bir benimseme tutku olayına dönüşüyor gibi gözlemliyoruz biz kenardan. En azından Berkay'ın, Samet'in geldiği zamanlarda hakem performanslarımız saha içerisinde daha yüksek oluyor. Bunu biz gözlemleyebiliyoruz. Bu tamamen sizin öğrenmeye yönelik isteğiniz veya ne bileyim buraya verebileceğiniz katkılarınızla doğru orantılı olarak düşünüyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya öyle de denebilir ama biz de Berkay'la diğer arkadaşlarımıza göre daha tecrübeliyiz. Daha uzun zamandır yapıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlarımız da var. Ya, sevmeye başladık hakemliği. Ben düşündüğüm zaman ilk başlarda devamını getirmem diye düşünüyordum. Profesyonel olmak aklımda yoktu. Ama Halil Hoca çok ısrar ediyor. İşte diyor, yeteneklisiniz, fiziğiniz düzgün, hakem olabilirsiniz. Niye olmuyorsunuz? Deneyin diyor. İşte bu sene öyle bir teşebbüslerimiz var. Başvurmayı düşünüyoruz TFF'ye. İnşallah olabilirsek. Önünüzde Numan ve Mustafa gibi iki tane pırlanta arkadaşımız var. Onlar da zamanında sizin gibi Efendilik'te yardımcı hakemlik görevini üstleniyorlardı. Şimdi Mustafa işleri dolayısıyla gelemiyor. Numan'ı da biz gözlemci ekibine kattık. Belki sizler de profesyonel hakem olduğunuzda yine gözlemci çok ekibinde isterim. Efendilik'e destek olursunuz. Çok isterim. Çünkü Efendilik'ten uzak kalmak istemem. Seviyorum, eğleniyorum. Maçlar keyifli geçiyor. Bizim için de güzel bir aktivite oluyor. Umarım olur. Samet ilk geldiğinde ben şeyleri hatırlıyordum. Abi bu adam kim? Bu takımın adı ne? Ne yapıyorlar? Ondan sonra işte ya işte isimlerini ezberlemek çok zor falan filan. Şimdi hem Berkay'la hem Samet'le birlikte biz ya birisi hakkında konuşmaya başladığımız zaman hemen forma numarasına kadar ezbere geliyor. Onları da görmek bizler için ayrıca mutluluk verici oluyor. Bir yandan da hem Berkay'ın hem Samet'in bu işe ne kadar önem verdiğini de, değer verdiğini de görmüş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Artık önümüzde bir engel kalmadı herhalde sınavlar geçtiğine göre. Evet, bu zeymar artık. Sıkça Samet'i biz yine burada görmeyi istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Biz haftanın değerlendirmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. haftayı gördüğünüz üzere tek başıma değerlendireceğim. Alican Galatasaray maçında, Aykut Arazi'de, Numan Arazi'de, Sercan zaten Arazi'de. O yüzden tek başımıza belki bu sezon ilk defa bir tekli haftanın değerlendirmesi videosunu çekiyoruz sizler için. Hafta biraz böyle tempolu başladı diyebiliriz.
İlk olarak Atletico Hibrit ile Goodfellas arasında oynanan bir karşılaşma vardı. Atletico Hibrit maçın başında 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Biz dedik bu ne hız, ne oluyor, acaba maçın sonucu ne olacak derken Goodfellas'tan inanılmaz bir geri dönüş gördük. Maç 3-3'e geldi. Hatta maçın sonucunda da bir penaltı vuruşundan Atletico Hibrit yararlanamadı ve galibiyet fırsatında tepmiş oldu. İlk maçtan daha güzel bir geri dönüş izlemiş olduk. Günün haftanın ikinci maçında AC Nevizade ile Keyfek Eder karşılaştı. Eksiklerine rağmen iyi mücadele eden bir Nevizade vardı sahada. Ama Keyfek Eder tecrübesiyle, güzel oyunuyla ve yıldız oyuncuları işte Mehdi, Erdem, Birkan Hoca onların fark yaratmasıyla birlikte Nevizade karşısından galibiyetle sahadan ayrılmış oldular. Günün son maçında da Spartak İstanbul'la Dvol karşı karşıya geldi. Dvol iki haftadır Yakalıyor son anda kaçırıyor. Bakalım artık önümüzdeki hafta belki bir patlama yapacaklardır. Spartak İstanbul yine The Wall karşısında tecrübesiyle 3-2'lik galibiyeti uzanan taraf olmuş oldu. Bugüne geldiğimizde günün ilk karşılaşmasında Büyük Avlu'yu izledik. Kalipso 33 karşısında. Aslında iki takımı da izleyemedik diyebiliriz. Çünkü inanılmaz bir yağmur vardı. Yer yer böyle doluya kayacak mı diye beklediğimiz irileşen yağmur taneciklerini gördük. Maçın oynanmasına engel olma noktasına geldi hatta ikinci yarının başlarında. Kalipso öne geçmişti maçın başında. Ancak oyunun kontrolünü elinde tutamadı. Büyük Avlu Kalipso'yu bunaltarak maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılmış oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında Bordro ile Fire karşı karşıya geldiler. Yine Bordro'nun zorlandığı, Fire Dryer'ın rakibini yakalamaya çalıştığı bir maç oldu. Bordro 2-0 öne geçti maçın başında. Daha sonrasında Fire Dryer 2-1'i buldu. İkinci yarıda genel olarak Fire Dryer'ın etkin oyunu vardı. Ancak ikinci gol bir türlü gelmeyince Bordro sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış oldu. Haftanın kapanış maçında da Akut'la Football Brothers United karşı karşıya geldi. Bu maçta da Akut'un bence inanılmaz bir performansı vardı. Maçın başında 1-0 geriye düştüler. Hemen akabinde 1-1'i yakaladılar. Daha sonrasında birçok gol pozisyonundan yararlanamadılar. Bizim açımızdan da maçın oyuncusu sık sık gitti geldi. Akut'tan mı seçsek, Football Brothers'tan mı seçsek diye düşünürken ikinci yarıda Göksel yine ilk golde olduğu gibi sahneyi aldı. Önce takımını 2-1 öne geçirdi. Daha sonrasında da rahatlayan rakibi karşısında açıklar bulmaya başlayan Football Brothers United 3. golü de bularak sahadan yine 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf olmuş oldu. Değerlendirme kısmına geldiğimizde maçların ardından haftanın takımıyla başlayalım öncelikle. Haftanın takımında biz Keyfek Eder'i diğer takımlara göre bir adım önde görüyoruz. Biliyorsunuz ki sezona kötü bir başlangıç yapan Keyfek Eder vardı. Hani oyuncular arasında çok fazla bir değişiklik yok ama oturmayan bir kadro düzeniyle, belki işte oyuncuların yerini değiştirerek veya işte ne bileyim rotasyon sürelerini değiştirerek bir düzene girmeye çalıştılar. Sezon başında bu biraz ters tepti, ancak kadro oturmaya başladıkça, süreler oturmaya başladıkça Keyfek Eder de alt sıralardan hemencecik kendini kurtardı. Ve yanılmıyorsam 4. üst üste galibiyetini alarak üst sıralarda kendine yer bulmaya başladı. Yine Nevizade karşısında da başarılı bir oyun göstererek 2-0 sahadan galip ayrılmayı başardılar. Bu galibiyetlerinden ötürü Keyfek Eder takımını kutluyoruz ve haftanın takımı olarak seçiyoruz. Haftanın takımı seçemediğimiz ama bahsetmek istediğimiz bir takım da Goodfellas. 3-0 geriye düştükleri maçta inanılmaz bir efor göstererek, çabuk reaksiyon vererek skoru 3-3'e getirdiler. Yine mağlup olabilirlerdi. Kalecileri maçın son anında bir de penaltı kurtardı. Belki de mağlubiyeti önlemiş oldu. Ama 3-0'dan geri gelişleri de gerçekten haftanın en büyük olayları arasında. Goodfellas'ı da biz yine Keyfek Eder'le birlikte ayrıca tebrik ediyoruz. Haftanın oyuncusu Goodfellas'tan bahsettik. Goodfellas'ın geri dönüşlerindeki en büyük katkıyı sağlayan oyuncu İskender Kalkan. 3 golün tamamını kaydeden İskender Efendi Lig'in 11. haftasında haftanın oyuncusu oldu. Haftanın golüne geçiyoruz hemen. Haftanın golünde de yine bu hafta 3 tane güzel gol adayımız var. Özellikle bunların ikisinde seçmekte çok zorlandık. Hangisini haftanın golü olarak sizlerle paylaşsak diye. Bugün fikrimiz biraz değişmiş oldu. Osman Demirci'nin Kalipso 33 karşısında kaydetmiş olduğu muhteşem gol
bizler için haftanın golü olmuş oldu. Siz muhtemelen bu golü arkada izlerken ben de sizlere bir hatırlatma yapayım. Bundan iki hafta önce Büyük Avlu Bordro ile oynarken yine uzak mesafeden Armanç'ın kaydettiği şık bir gol vardı. Yine buna benzer bir golü Osman atmış oldu. Yine top hareket halindeyken dribling esnasında uzak mesafeden kaleye gönderdiği top yine önce üstüreye daha sonrasında yere ve tekrardan üst dağlara çarparak takımı adına skor kazandırmış oldu. Biz Osman'ı bu harika golünden dolayı kutluyoruz ve haftanın golü seçiyoruz. Seçemediğimiz, seçmek istediğimiz bir diğer gol de haftanın açılış maçında İskender Kalkan'ın ayağından geldi. İskender harika bir frikik golüyle takımını ateşleyen diyelim, neredeyse 3-0 gerideyken bir anda takımını ateşledi o frikik golü ve 3-1'in hemen arkasından gelen golle de 3-2'nin fitilini ateşlemiş oldu. Belki kamera açısı sizlere o golü çok güzel yansıtmayacaktır ama biz saha içerisinden izlerken çok kaliteli bir gol olduğunu anladık. Çok şık bir vuruşla uzak mesafeden serbest vuruşta yine kaleciyi avlayarak takımına golü getiren isim olmuştu İskender. İskender'in golü de yine seçemediğimiz ama seçmek istediğimiz güzel goller arasındaydı. Bugün yine bir serbest vuruş golü daha vardı son maçta. İkinci yarının hemen başında Football Brothers United adına Göksel Aksu'nun burada maç sonu değerlendirmede de yine golünden bahsetmiştik kendisinin. Şık bir serbest vuruş golüyle Ali Rıza abinin bütün çabalarına rağmen topu ağlara göndermeyi başardı. O da yine Göksel'in atmış olduğu gol haftanın güzel golleri arasında yer alıyor. Haftanın kurtarışı. Haftanın kurtarışında malzemelerimiz var ama estetik olarak hangi kurtarış daha öne çıkar bunda biraz kararsız kaldık. Hemen ben kısaca kurtarıştan bahsedeyim size. Çağdaş'ın FireDryer adına yapmış olduğu maç içerisinde gerçi 3-4 tane kurtarışı var. Bunlardan bir tanesi ilk yarıda karşı karşıya pozisyonda ayaklarının ucuyla müdahale ettiği bir pozisyondu. Çağdaş ayrıca bir de penaltı çıkardı maç içerisinde. Yine 2-3 tane de kritik kurtarışa imza attı. Her ne kadar bu kurtarışlar FireDryer takımına puan getirmese de performansı ve yapmış olduğu kurtarışların estetiğiyle haftanın kurtarışı olmaya hak kazandı. Diğer kurtarışlar Çağdaş'ın yaptığı kurtarışlardan kötü müydü? Değildi. Dün Keyfe Keder'den Hüseyin abinin yine akıl almaz 2-3 tane kurtarışı vardı. Karşı karşıya pozisyonlarda kalesini gole kapatmayı bildi. Resmen devleşti diyebiliriz. Direkt topların önüne kendisini atarak büyük bir özveriyle takımına gol yedirmemeye çabaladı. Bunda da başarılı oldu. Bunları tabii kaleci performansı olarak haftanın panoramasında değerlendiriyoruz. Aykut'un analizleriyle birlikte en çok kurtarış yapan kalecileri sizlere sergileme imkanı sunuyoruz. Biz tabii şu an hangi kaleci kaç adet kurtarış yaptı bunları bilemiyoruz ama tabii ki burada haftanın kurtarışını seçerken gözümüze daha estetik görünen kurtarışları sizlerle paylaşmış oluyoruz. Bir diğer penaltı kurtarışı da yine maçın son saniyesinde Gutfellas kalecisi Emre Eryiğit'in kurtarmış olduğu penaltı vuruşuydu. Ancak bu penaltıyı da artık hani Emre mi kurtardı diyebiliriz yoksa Burhan kötü mü kullandı diyebiliriz. Onun da yorumunu izleyenlere bırakıyoruz. Yine iyi kaleci performansları izledik bu hafta. Büyük Avlu 3-1'i yakalamasaydı belki biz burada Bora'dan bahsediyor olabilirdik. Kalipso 33'ün kalecisi Bora yine maçın ilk bölümlerinde özellikle takımı 1-0 öndeyken kritik kurtarışlara imza attı. Ancak daha sonrasında takımı ile birlikte kendisi de çözülünce 3-1'lik skor kaçınılmaz olmuş oldu. Ali Rıza abi bugün yine Football Brothers karşısında takımı adına ayakta kalan isimlerden bir tanesiydi. Takımının baskılı oynadığı süre zarfında arkada verdiği açıklarda yine Ali Rıza abi yapmış olduğu kurtarışlarla birlikte adını yine haftanın iyileri arasına yazdıran isim olmuş oldu. En başında da belirttiğimiz gibi haftanın kurtarışı yapan FireDryer adına Çağdaş olmuş olduğu tekrardan tebrik ediyoruz.
Kapanışı yapmadan önce sizlerle bir centilmenlik olayını paylaşacağız. Haftanın beyefendisi örneğini ileteceğim ben sizlere. Dün oynanan Keyfekeder AC Nevizade karşılaşmasında Keyfekeder hata sırasında ceza sahası içerisinde Birkan Hoca topla buluştu. Bu topla buluşması esnasında top ayağından sekerek üzerine doğru geldi ve top eline çarptı. Belki Halil İbrahim Hoca orada devam kararı verecekti. Onu bilemeyiz ama Birkan hocamız topu hemen eline alarak "Hocam top elime çarptı" dedi. "Elimden bana geldi" dedi. "Bu şekilde kontrol etmiş oldum" dedi. Ve topu rakibine bırakmış oldu. Ve ceza sahası içerisindeki bu pozisyonda aslında bir nevi değerlendirmeyerek güzel bir davranışa imza atmış oldu. Bu Birkan Hoca'nın yaptığı ilk hareket de değil. Buna benzer Birkan Hoca'nın yine yaptığı ya işte faulle yaptığı kontroller ya da işte ne bileyim eline çarpma pozisyonu olarak değerlendirdiği pozisyonlar vardı. Bunları her zaman maç içerisinde açık yüreklilikle dile getiren ve hak geçmemesini sağlayan hareketleriyle biz Birkan Hoca'yı tekrardan tebrik ediyoruz. Haftanın beyefendisi seçiyoruz. Benim hafta ile ilgili sizlere aktaracaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta 12. hafta maçları oynanacak ve haftanın değerlendirmesinde umarım kalabalık bir ekiple sizlerle birlikte oluruz. Kamera arkasındaki koca yürekli Ahmet Kocabaş'a teşekkürlerimizi iletiyoruz ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz.